Akademi Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maddenin gaz haliyle tanışacağız ve plazma haliyle tanışacağız. Haydi gelin bakalım neymiş bu maddenin gaz hali, plazma hali dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar tabii ki öncelikle ne göreceğiz onlara bir göz atalım. Maddenin gaz haliyle tanıştıktan sonra gaz halinin özelliklerini öğreneceğiz. Sonrasında maddenin gaz halini tanımlayan özelliklerden bahsedeceğiz. Basınç, hacim, mol kavramı gibi madde miktarı gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Ve sonrasında saf maddelerin hal değişim grafiklerini göreceğiz. Ve sonrasında da maddenin dördüncü hali olan plazma halinin özelliklerini tanıyıp plazmanın kullan kullanım alanlarıyla dersimizi sonlandıracağız. Tabii ki derse başlamadan önce ödevlendirmemizi yapalım. 0'dan 9'a konu anlatımı soru bankasından sayfa 164'ten 178'e kadarki kısmı bir güzel çalışıp pekiştireceğiz. Ve sonrasında tabii ki bu bizim için yeterli olmayacak. Dinamo soru bankasından da sayfa 168'den 191'e kadar bir güzel çalışıp sorularını çözeceğiz ve böylelikle bu dersi çok iyi bir şekilde anlatacağız anlayacağız. Haydi gelin başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar maddenin gaz halinin acaba genel özellikleri neler bir ona göz atalım. Tabii ki gaz tanecikleri ne yapıyor arkadaşlar? Oldukça hızlı hareket ettiklerinden dolayı maddenin en düzensiz hali olarak karşımıza kim çıkacak? Gaz hali çıkacak arkadaşlar. Ve tabii ki tanecikler arasındaki gaz taneciklerin arasındaki boşluk oldukça fazla olacak. Yani tanecikler arası boşluk oldukça nedir diyeceğiz? Fazladır diyeceğiz. Bunu unutmamalıyız. Ve bir başka söyleyeceğimiz şey ise gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti olacak arkadaşlar çekim kuvveti ise katı ve sıvılara oranla çok çok az olacak çünkü oldukça tanecikler arasındaki boşluk fazla olduğu için bu tanecikler birbirini ne yapmıyor çok da fazla iyi çekemiyor diyebiliriz peki gaz molekülleri acaba ne gibi hareketler yaparlar bu da bizim için önemli mesela daha önceki derslerimizde maddenin katı halinin taneciklerinin sadece titreşim hareketi yaptığını söylemiştik aynı şekilde diyoruz ki gaz molekülleri de tıpkı maddenin katı hali gibi titreşim hareketi ne yapar arkadaşlar? Yaparlar ve bunun yanında tabii ki bir de öteleme hareketi yapacaklar ve ötelemenin yanında bir de, bir de tabii ki ne yapacaklar? Dönme hareketi yapacaklar arkadaşlar. Hatırlayın sıvılarda daha önceden bir molekülün aslında öteleme hareketi yapmasının ona akışkan özelliği kazandırdığını söylemiştik. Yani tıpkı sıvılar gibi gaz molekülleri de öteleme hareketi yapar ve bu özellik sayesinde gazlar nedir? Akışkandır diyebiliriz. Peki gazların acaba belli bir hacmi ya da belli bir şekli var mıydı arkadaşlar? Tabii ki yoktu. Gaz molekülleri ne yapacaklar? Bulundukları kabın hacmini alacaklar arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir kısım. Peki gazların acaba genleşme gibi bir özelliği var mıdır? Tabii ki vardır arkadaşlar. Gaz molekülleri ne yapabilir? Genleşebilirler diyeceğiz. Pekala. Bulundukları Kabın içerisine hem de aynı şekilde kendi molekülleri içerisinde birer çarpışma hareketi yapacak mı gaz molekülleri? Tabii ki yapacaklar. İşte o bulundukları kabın çeperine ve birbirleriyle aslında çarpışarak uyguladıkları basınca biz diyeceğiz ki gazın kendine ait bir basınç değerinin olduğundan bahsedeceğiz. İşte bu basınçta aslında gazlarda kabın her noktasında aynıdır arkadaşlar. Yani kalkıp da kenara daha fazla basınç uygular demiyoruz. Mesela burada kapalı bir kabımız var. Pistonlu bir kap görmekteyiz. İşte bu kabın içerisindeki gaz molekülleri kabın her noktasına ne yapmakta? Aynı basıncı uygulamakta. Peki eğer biz bu kabın içerisine birçok gazı eklersek ve bu gazlar birbiriyle karışırsa acaba nasıl bir karışım oluşturur derseniz tabii ki gazlar birbiri içerisinde homojen bir karışım oluştururlar arkadaşlar. Homojenlikten kastımız da şu. Her yeri aslında eşit dağılım ne yaparlar? Gösterirler diyeceğiz. Peki.

Gazlar sıkıştırılabilirler mi acaba? Tabii ki sıkıştırılabilirler arkadaşlar. Diyeceğiz ki biz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için gaz moleküllerini yüksek sıcaklıkta yüksek sıcaklıkta ne yapabiliyoruz? Sıkıştırabiliyoruz. Ama tabii ki bize burada sıvılaşabilme durumundan bahsediyormuş. Burayı bir düzeltelim. Gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahip olduğu için yüksek sıcaklıkta ne yapacak arkadaşlar? Sıvılaşabilecekler. Yine aynı şekilde düşük basınçta da sıvılaşabilme özelliğine sahiptirler diyebiliriz. Peki o zaman gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilirler de dedik. Yani gaz moleküllerinin birçok özelliğinden ne yaptık arkadaşlar? Bahsettik. Güzel. E peki gazları acaba tanımlayan özellikler var mıdır? Gelin bir de ona göz atalım. Tabii ki gazlar sıcaklık, basınç, hacim veya madde miktarı mol gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak ne yapar arkadaşlar? Değişebilirler. Bir takım özelliklerle aslında biz gaz moleküllerini tanımlayabiliriz. Basınç bunlardan biri ve biz daha önceden az önce söyledik gazların bulunduğu kaba ya da işte birbirlerine çarparak uyguladıkları bir basınç vardır. İşte biz bunu öğrendik. Basıncı peki neyle ifade edeceğiz derseniz basıncı biz P harfiyle ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz. E peki atmosferde de bir basınç var mıdır? Tabii ki vardır. Yani bir açık hava basıncımız var aslında bizim ve buna biz ATM cinsinden yine primini belli edeceğiz. Yani aslında atmosferin yeryüzüne uyguladığı bir basınç var ve biz buna ne diyecekmişiz? Atmosfer basıncı adını verecekmişiz. Tabii ki deniz seviyesi Yukarı doğru çıkıldıkça da e, açık hava basıncı yani atmosfer basıncı ne olacak arkadaşlar azalacak. Bunu da lütfen unutmayalım. Bu bizim için çok değerli. Hatırlayın kaynama noktasını etkileyen faktörlerden biriydi aslında dış basınç. O yüzden diyoruz ki bizim için dış basınç çok değerli. Peki biz atmosfer basıncını ölçebilir miyiz? Tabii ki ölçebiliriz. Barometre ile biz atmosfer basıncını ölçebiliriz arkadaşlar. Peki kapalı bir kapta bulunan bir gazımız varsa peki bu basıncı aslında biz ölçebilir miyiz? Evet yani açık hava basıncını barometre ile kapalı bir kapta bulunan bir gazımız varsa da bunun basıncını yine biz ölçeriz. O kullanacağımız aletin adı ise ne olur arkadaşlar? Manometre olarak karşımıza çıkar. Peki gazları tanımlayan özelliklerden özellikle dış basıncın bizim için çok önemli olduğunu söyledik. Basit bizim için değerliydi. Acaba ne gibi bir bilgiyi de yine burada öğrenmemiz gerekiyor? Hatırlayın. Torricelli dediğimiz bir amca vardı. Deniz seviyesinde açık hava basıncını ölçmüştü. İşte deniz seviyesinde atmosfer basıncını 1 atm ya da 76 cm cıva ile ne yapmıştır Torricelli? Belirlemiştir ve hatta ve hatta bunun 760 mm cıvaya da eşit oldu olduğunu söylemiştir. Yani ATM santimetre civa milimetre civa basınç birimidir arkadaşlar. Nasıl uzunluk birimi olarak kilometre metreyi söyleyebiliyorsak aynı mantıkta basınç birimi olarak da bunları ne yapabilirmişiz söyleyebilirmişiz. Ve deniz seviyesinde bir ATM'nin 76 santimetre civaya 760 milimetre civaya eşit olduğunu ne yapmayacağız unutmayacağız. Deniz seviyesinden yukarı doğru ise bu değerlerin gitgide küçüldüğünü ne yapmayacağız arkadaşlar unutmayacağız. Peki bir diğer gazları tanımlayan özellik nedir? Basınçtan sonra hacim ilişkisi olacak. Yani gazları hacim ile beraber gazları ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Gazlar bulundukları kabın ne dedik? Hacmini alırlar dedik. Siz bir gaz molekülünü daha küçük bir kaba koysan, büyük bir kabada da koysan kabın hacmine göre gazın hacmini ne yapabilirsin? Ölçebilirsin. Yani gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine nedir arkadaşlar? eşittir hacmi de V harfi ile ne yapacağız? Göstereceğiz. Gazlarda ise hacim birimi olarak litreyi daha çok kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki bizim hani mililitre gibi desimetre küp gibi hacim birimlerimiz var ama biz gazları hacim birimini litre ile ne yapacakmışız ifade edecekmişiz. O zaman diyoruz ki gazlara ait özellik basıncı gördük hacimle aslında olaya devam ediyoruz ve bir gazın hacmi sıcaklık ve basınçtan ne yapar arkadaşlar etkilenir bu da bizim için önemli bir detay. Bu nedenle diyeceğiz ki madem sıcaklık ve basınçtan etkileniyorsa hacim gazın hacmi ölçülürken bulunduğu şartlardaki basınç ve sıcaklık değerlerinde ne yapmak zorunda? Bilmek zorundayız arkadaşlar hacim terimi bir gaz için yalnızca sıcaklık ve basınç belirtildiğinde anlam ifade edecek yani ben bir gazın hacmini biliyorsam sıcaklığını ve basıncını da muhakkak belirtmeliyim mesela. Eğer bizim için normal bir koşul varsa, normal koşul nedir hocam? 1 atm dış basınç 0 santigrat sıcaklık değerindeki. Bakın basıncı ve sıcaklığı biliyorum. Buna göre aslında hacim belirlemesi yapıyorum. Normal koşullarda 1 atm'de 0 santigratta 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar arkadaşlar. Bunu unutmayacağım. Bu bizim için çok değerli. Ama şayet biz koşulları değiştirirsek yani oda koşullarında yine 1 atm dış basınçta ama sıcaklığımız 25 santigrat olursa bu sefer 1 mol gazımız 24,5 litre hacim kaplar arkadaşlar. O yüzden biz bir gazın hacmini eğer şayet ölçeceksek muhakkak koşullarımızı ne yapmalıyız? İyi bilmeliyiz. Normal koşuldaki çünkü kapladığı hacim farklı. Ola koşullarına kapladığı hacim nedir dedik? Farklıdır dedik. Peki bir başka gazı tanımlayan özelliğimiz nedir derseniz bakın az önce mol dedik. 1 mol gaz bahsettik. Mol kimyada bir ölçü birimidir arkadaşlar. Atom molekül gibi küçük tanecikleri ifade etmekte kullanırız ve mol bizim için çok değerlidir. Çünkü kimyada olmazsa olmaz bir kavramdır mol kavramı. Aslında e, mol dediğimiz şey biraz bize madde miktarını ifade eder. Peki biz molü hangi harfle göstereceğiz derseniz küçük n harfiyle ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Bir mol nokta nokta tane taneciye karşılık gelir demişler. Bir mol herhangi bir gaz diyoruz ki Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciye karşılık gelir. Nasıl? birim eşitlemesi yaptık. Mesela az önce dedik ki 1 atm 76 santimetre civaya eşittir dedik. Aynı mantıkta 1 mol de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşittir diyeceğiz. Ve biz bu taneye Avogadro sayısı adını vereceğiz arkadaşlar. E peki aynı sıcaklık ve aynı basınçta tüm gazların birer mollerinde nokta nokta tane atom ya da molekül bulunur diyor. E tüm gazların birer mollerinde tabii ki en tane ne olacak? Atom ya da molekül bulunacak. Çünkü niye? En ya da ena dediğimiz şey aslında biz Avogadro sayısını ne yapacak? ifade edecek. O zaman diyoruz ki tüm gazlar bir mol ise ena taneye nedir? Eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Peki basınç, hacim, mol gibi Özellikler gazları tanımlayan özellikti. Bir diğer özelliğimiz ne olacak? Sıcaklık olacak arkadaşlar. Biz sıcaklığı ne ile ölçeriz? Termometre ile ölçeriz. Ve normalde Genellikle kullandığımız sıcaklık birimi ise Celsius'tur yani santigrattır. Ancak biz Kelvin cinsinden de sıcaklık birimi kullanabiliriz. Eğer Kelvin'i kullanıyorsak bu sıcaklığa mutlak sıcaklık adını vereceğiz. Mutlak sıcaklığı genellikle e, biz ne ile ifade ederiz? T harfi ile aslında ifade ediyoruz. Yani Kelvin'den bahsediyoruz. T harfi ile ifade edeceğiz. Peki o zaman diyoruz ki... Kelvine acaba hani selsiusu verecekler bize çünkü günümüzde selsius kullanıyoruz acaba selsiusu kelvine nasıl çevirebiliriz mesela bugün hava sıcaklığı 27 derece olsun 27 artı 273 yaptığımız anda Kelvin'i ne buluruz arkadaşlar 300 kelvin şeklinde karşımıza gelir o zaman bir selsiusu eğer şayet 273 gibi sabit bir sayıyla toplarsak neye çevirebiliyormuşuz kelvine çevirebiliyormuşuz genellikle de günümüzde kullandığımız Celsius'u küçük t ile mutlak sıcaklığı ise büyük t ile ne yapmaktayız? İfade etmekteyiz. Peki sıcaklık şayet artarsa gaz taneciklerinin hızı ya da ortalama kinetik enerjisi ne olur? E sıcaklık arttı tanecikler ne yapar arkadaşlar? Hareketlenir. O yüzden tabii ki kinetik enerjisi ve hızı ne olacak bu taneciklerin sıcaklık artışıyla beraber arttığını görürüz. Ama eğer şayet gazlarımız aynı sıcaklıkta bulunuyorsa aynı sıcaklık bulunan tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynıdır arkadaşlar. Yani bir gazın ortalama kinetik enerjisi sıcaklığa bağlıdır. Unutmayın sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji artar. Eğer aynı sıcaklıkta bulunuyorsa gazınız ortalama kinetik enerjisi nedir diyeceğiz. Aynıdır diyeceğiz arkadaşlar. Güzel. O zaman gelin öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Yukarıdaki soruda bir boşluklar vermişler ve bu boşlukları doldurduğumuzda hangisi açıkta kalır diye sormuş Şimdi gazlar birbirleriyle her oranda karışarak nasıl bir karışım oluşturuyordu arkadaşlar? Homojen bir karışım oluşturuyordu. O zaman bunu hallettik. Peki gazlar sıkıştırılabildiklerinden dolayı yüksek sıcaklıkta düşük basınçta ne yapabiliyordu arkadaşlar? Sıvılaşabiliyordu. Bu özellik gazlara aitti ve bizim için çok değerliydi. O zaman bunu da yazdık. Güzel. Peki atmosfer basıncı ne ile ölçülmüştü arkadaşlar? Barometre ile ölçülmüştü. Bunu da ne yapmayacaktık unutmayacaktık. Ama kapalı bir kap ise manometre ile oradaki kapalı kapta bulunan gazın basıncını ölçebiliyorduk. O zaman hangisi açıkta kaldı? Tabii ki C seçeneği açıkta kalmış oldu arkadaşlar. Güzel. Peki. Bizim saf maddelerimiz vardı hatırlayın. Elementler ve bileşikler saf maddelerdi. Saf maddelerin hal değişim grafikleri bizim için çok değerli arkadaşlar. Mesela saf bir katıyı biz e, sıcaklığını arttırdık 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 ta ki ne zamana kadar? Bu katının erime noktasına ulaşana kadar arkadaşlar. E biz bu katıyı ısıttık. Erime noktasına ulaşınca saf maddem ne olacak? Hal mi değiştirmeye başlayacak. Evet. E, peki, katıdan sıvıya geçme olayına ne denir? de erime denirdi. O zaman bu katım erimeye başlayacak. Yani burada katıydı. Burada ise hal değiştirdiği için katı ve sıvısı ne yapmakta arkadaşlar? Bir arada bulunmakta. Peki o zaman ben şuradan şuna dikkat etmeliyim. Ne öğreneceğim? Bak saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları ne olmuyor? Değişmiyor arkadaşlar. Sabit kalıyor. Peki e, sıvıya döndü artık. Burada maddem tamamı sıvı haline ve ben sıcaklığını hala arttırıyorum. Ne zamana kadar? O sıvının kaynamasını kaynama noktasına ulaşana kadar. Sıvının kaynama noktasına ulaştıktan sonra sıvı neye dönecek arkadaşlar? Sıvı artı gaz haline dönmeye başlayacak. Çünkü artık kaynama noktasını ulaşan bu sıvı buharlaşarak gaz haline dönmeye başlayacak ve tabii ki bu grafikte sıcaklığın bu sabit kaldığı an bana neyi gösterecek? Aslında hal değişiminin gerçekleştiğini gösterecek. E sıvıdan gaza geçme olayına biz ne demiştik? Buharlaşma adını vermiştik. E hal değişimi tamamlandıktan sonra artık maddemin tamamı hangi fiziksel halde bulunacak? Gaz halinde bulunacak arkadaşlar. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde sıcaklık ne oldu arkadaşlar? Arttı. Peki birinci, üçüncü ve beşinci bölgede sıcaklık artarken maddi de tek bir fiziksel halde bulunuyordu. Mesela birinci bölgede sadece katıydı. Üçüncü bölgede sadece sıvıydı. Beşinci bölgede ise sadece gaz halinde bulunuyordu. Yani tek bir faz varsa bu bölgede biz maddemizin homojen görünümlü olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bu bölgelerde maddemiz homojendir diyeceğiz. Peki İkinci ve beşinci bölge bizim, pardon ikinci ve dördüncü bölge bizim için çok değerliydi. İkinci ve dördüncü bölgede maddemiz hal değiştiriyordu. Hal değişimi sırasında da sıcaklığımız ne oluyordu arkadaşlar? Değişmiyordu. Sıcaklık değişimi olmuyordu. O zaman buraya kocaman bir yıldız attım. Sıcaklık ne olur? Sabit kalır yani değişmez arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Bu saf maddelerin aslında kendilerine ait bir özelliktir diyebiliriz. Peki ikinci ve dördüncü bölgede madde katısı sıvısı burada ise sıvısı ve gazı bir arada bulunuyor. Yani iki fiziksel hali de yapısında bulunduruyor. O zaman bu bölgelerde maddemiz heterojen görünümlüdür arkadaşlar. Yani homojen değildir. Lütfen buraya da dikkat edelim. Peki burada bir bunları bir kısmımız var. Gelin bakalım bizim ne gibi bir bilgi bekliyor burada. Bakıyoruz bilgimize. Hal değişimi kimyasal değil fiziksel bir olaydır. Tabii ki katıdan sıvıya geçme olayı erime işte sıvıdan gaza geçme olayı buharlaşma ya da tam dersini düşünecek olursanız gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma sıvıdan katıya geçme olayına ise donma adını verdik ve hal değişimi olayları nedir dedik fiziksel olaylardır ve hal değişimi sırasında maddenin kimyasal yapısı yani kimliği ne yapmaz arkadaşlar değişmez burada kimyasal bir reaksiyon söz konusu değildir diyebiliriz. Peki öğrendiklerimizi gelin bir soruyla beraber ne yapalım? Pekiştirelim. Şimdi ne diyor biz arkadaşlar? Saf bir katı maddenin dikkat et neymiş maddem katıymış zamanlı ısıtılmasına ait bir grafik verilmiş. Sıcaklığın arttığı bir grafik görüyorum. Hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi maddem katıysa ilk başta sıcaklığını arttırdım arttırdım. Nereye kadar arkadaşlar? Erime noktasına kadar. E, N diye kısalttık. Erime noktasına ulaşan katı Artık ikinci bölgede katısı ve sıvısı bir arada bulunuyor. Yani erimekte e, tamamı eridikten sonra ne oldu? Sıvıya mı döndü arkadaşlar? Evet e, sıcaklığı arttırdım arttırdım arttırdım. O sıvının sıcaklığını ne zamana kadar arttırabilirsin? Tabii ki kaynama noktasına ulaşana kadar dedik. Kaynama noktasına ulaşan sıvı artık yavaş yavaş buharlaşarak gaz haline dönmeye başlar. Hal değiştirir ve hal değişimi sonlandığında maddemin tamamı artık gaz halde mi bulunur? Evet. Şimdi buna göre soruyu cevaplıyoruz. A noktası elime, B noktası kaynama noktasıdır diyor. Doğru mu? Doğru ikinci ve dördüncü bölgede yani şu bölgelerde maddemiz hal değiştirmişti. Yani sıcaklık ikinci ve dördüncü bölgede sabit miydi arkadaşlar? Evet sıcaklığın sabit olması taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin değişmediğinin bir göstergesi mi? Evet. Çünkü ortalama kinetik enerji sıcaklık arttıkça ne yapardı? Artardı. Sıcaklığın değişmediği yerde ortalama kinetik enerjide ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Bu da doğru. Peki Madde 3 dakika boyunca erimektedir diyor. Bakalım nerede hal değiştirdi bu madden? 5. dakikadan itibaren hal değiştirmeye başladı. 8. dakikada hal değişimi sonlandı. Yani şu bölgede ikinci bölgede 3 dakika boyunca ne yaptı bu madde? Eridi mi arkadaşlar? Evet eridi. O zaman bu da cepte. Doğru. C noktasında maddem heterojendir diyor. Bakalım e, C noktası neresi? Şurası. Sıvart gaz burada bir arada bulunmakta. Eğer birden fazla faz bir aradaysa yani hal değişimi varsa hal değişimi anlarında maddemiz nasıl görünümlüydü arkadaşlar? Heterojen görünümlüydü. O zaman bu da bizim için doğru oldu. Peki son seçeneğimizde de diyor ki madde 8. ve 10. dakika arasında heterojendir. Hayır. Çünkü 8 ve 10. dakika arasında maddemiz tek bir faz içermek o daha hangi hal ee, sıvı hali o zaman diyoruz ki burada maddemiz homojen olmalıydı Pekala bir başka maddenin hali olan plazmayı da tanıyalım bakın katıları bildik sıvıları öğrendik gazları öğrendik sırada maddenin dördüncü hali olan plazma hali var O yüzden bunu unutmayacağız katısı ve gazın dışında o zaman ne varmış maddenin dördüncü hali olan plazma varmış bu bizim için önemli bakın evrendeki en yaygın madde aslında plazmadır. Yani evrenin neredeyse yüzde 99'undan daha fazlasını neredeyse tamamını plazma hali oluşturmakta arkadaşlar. Mesela güneş, güneş sisteminde bulunan en büyük plazmadır unutmayın. Yani aslında çok da hafif almamak lazım maddenin plazma hali bizim için çok değerli. Peki bu plazma nedir diye soracak olursanız. Tabii ki maddenin gaz halindeki atomuna sen bir enerji verirsen elektronlar çekir Çekim gücünden ne yapar kurtulur ve bundan kurtularak iyon haline geçer yani aslında gaz haline maddenin gaz haline sen bir enerji verdin bu enerjiyi aldı içine ve böylelikle iyon haline ne yaptı gaz hali geçmiş oldu yani aslında biz maddenin plazma haline iyonize olmuş gaz adını vereceğiz peki neyden oluşur? iyon elektron ve nötr atomdan oluşan bir karışımdır aslında baktığınızda maddenin plazma hali. O zaman diyoruz ki yapısında iyon elektron ya da nötr atom gibi üçünü de birden yani bu karışıma biz plazma hali diyeceğiz. İyonize olmuş gazdır diyeceğiz. Bakın burada da vermişler. İyon görüyorum, elektron görüyorum, nötr atom görüyorum. İşte bu aslında maddenin plazma halidir diyebiliriz. Peki neler plazma örnektir? Az önce söyledik güneş örnek bunun dışında şimşek örnek, yıldırım örnek ya da yanan bir mumun alevini örnek verebilirsiniz. Yıldızları, floresan lambaları, neon ışıklarını plazmaya örnek olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Peki acaba maddenin plazma halinin özellikleri nasıldır? Bakın gazlar gibi plazmalarında belirli şekli ve hacmi yoktur arkadaşlar. Bu konuda gaza çok benziyorlar. Zaten maddenin plazma hali için iyonize olmuş gaz adını da vermiştik az önce. E, maddenin plazma halinin yoğunluğu katı ve sıvıya göre daha azdır arkadaşlar ve maddenin plazma hali elektriği çok iyi iletir arkadaşlar. Ama iyi iletmesine rağmen kendi iç yapısına baktığınızda plazmanın nötr olduğunu yani nötral bir yapı gösterdiğini de görürsünüz. Nötralden kastımız şu aslında pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir arkadaşlar maddenin plazma halinde ve e, yüksek sıcaklık ve basınçta maddenin plazma hali ne yapabilir? Oluşabilir. Yani büyük bir enerji yoğunluğuna mı sahiptir bu maddenin plazma hali? Evet ve gazlardan farklı olarak dedik ya az önce elik elektriği iletecek ve bir de ısıyı çok iyi iletecek arkadaşlar. Ve ayrıca elektriksel ya da manyetiksel alandan muhakkak maddenin plazma hali etkilenir arkadaşlar. Ve plazma halinde eğer gerçekleşen bir tepkimeniz varsa bu da çok hızlı gerçekleşebileceğini söyleyebileceğiniz anlama gelmekte. Maddenin plazma hali oldukça değişik bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Peki bu plazmayı acaba biz günlük hayatta Nerelerde kullanıyoruz? Gelin bir de ona göz atalım. İnsan yapımı plazmalarımız var arkadaşlar. Yaşamın birçok alanında ne yapıyoruz? Maddenin plazma halinden yararlanıyoruz. Az önce örnek verdik. Floresan ampullerde ya da neon tabelalarda maddenin plazma hali ne yapılmakta? Kullanılmakta. Ya da çoğumuzun evinde olan plazma televizyonlar var. Bunlar yine maddenin plazma halinden yararlanarak aslında kullanılıyor. Nasıl çalışıyor bu plazma TV'ler? İki cam panel arasında genellikle argon, neon, ksenon gibi bir takım gazlar enjekte ediliyor ve bu gazların içinden elektrik akımı geçtiğinde ekranda bir parlamaya neden oluyor. Yani biz bunlardan yararlanarak günümüzde ne yapıyoruz? Plazma TV'leri üretebiliyoruz. Peki bunun dışında Bakteri öldürücü olarak gıdaların ambalajlanmasında biz maddenin plazma halinden yararlanıyoruz ya da bir doku çıkarılmasında helyum plazmasından yararlanıyoruz ya da kanamayı durdurabilmek için argon plazmayı yine sağlık sektöründe ne yapıyoruz yararlanabildiğimizi söyleyebiliriz. Yani maddenin plazma hali yaşamın aslında birçok alanında kullanılmaktadır diyebiliriz. Peki arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'nda sayfa 181'de birinci soruyu gelin beraber bir çözelim. Diyor ki yukarıda verilen taneciklerden hangileri maddenin plazma halinde bulunabilir? Ne dedik bakın iyonize olmuş gazlı maddenin plazma hali ve yapısı çok enteresandı. Nötr tanecikleri yapısında ne yapıyordu? Bulunduruyordu. Nötral yapıdaydı kendisi ama nötral bir yapıda olmasına rağmen pozitif ve negatif yüklerimize de yapı Yapısında bulunduruyor muydu bulunduruyordu pozitif ve negatif yükler sayıca birbirine eşitti. O yüzden zaten nötral yapıdaydı. Yani maddenin plazma haline baktığınızda nötr tanecikler içinde var. Serbestçe dolaşan elektronlarımız yani eksi yüklerimiz var. E, Katyon dediğimiz pozitif yüklü tanecikler de yine maddenin plazma halinde bulunuyor mu arkadaşlar? Bulunuyor. Güzel bir soru kendisi. Pekala neler öğrendik gelin bir daha bir göz atalım. Maddenin gaz halini tanıdık. Gaz halinin özelliklerinden bahsettik. Düzensizlik oldukça fazladır dedik gaz halinde. Ya da tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır dedik. Ve gazları biz ne yaptık tanımladık arkadaşlar. Basınç dedik, hacim dedik, mol dedik değil mi? Sıcaklık dedik. Önemliydi bunlar bizim için ve gazları muhakkak kelvin sıcaklığı ile ifade edecektik. Günümüzde kullandığımız santigrat Celsius'un üzerine 273 eklediğimiz anda Kelvin'i mutlak sıcaklığı hesaplamayı da ne yaptık? Öğrendik. Ve sonrasında saf maddeleri Hatırladık saf maddelerin hal değişim grafiklerini gördük. Bunları inceledik. Acaba nerede homojen görünümlü, nerede heterojen görünümlü bunlardan bahsettik. Maddenin ondan sonra dördüncü hali olan plazma halini tanıdık ve bunun özelliklerinden bahsettikten sonra plazmanın aslında günlük hayatta birçok yerde kullanıldığını da gördük ve dersimizi ne yaptık sonlandırdık. O zaman diyoruz ki Yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar. Sizin için video yararlı oldu mu? Bize öneri ve tavsiyeniz var mı? Bunları lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ödüllü sorunun cevabını bulabiliyor musunuz? Bunu da lütfen muhakkak yorumlarda belirtin. Ve son olarak videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru. Cevaplarınızı aşağıya yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.